Elişleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar sizlere bugün makramede sarma düğüm tekniklerimizden olan verev dize oluşturma tekniğini göstereceğim. Bir önceki videomda sarma düğüm tekniklerimizden dikey dize oluşturma yöntemini göstermiştim. Bugün ise verev dize oluşturma yöntemini göstermek istiyorum sizlere. Bunun için ben 8 adet hazırlık düğümü attım. Soldan sağa doğru bir dizi oluşturacağız. Bu baştaki ipliğimiz verev dizelerimizi oluşturmamıza yardım edecek esas ipimiz olacak ve örgü boyunca bunu sağ elimizle, soldan sağa doğru çalışacağımız için sağ elimizle gergin bir şekilde tutup dizelerimizin düzgün oluşmasını sağlayacağız. Sağ elimle tutuyorum en baştaki ipliğimi. Hemen bir yanındaki sırayla bir yanındaki iplikleri tek tek elime alıp düğüm atmaya çalışacağım. Bir önceki videomda dikey dizeleri oluştururken düğüm atma yöntemini göstermiştim. Sağ elimde ipliğim, sırayla dediğim gibi ipliğimi alıyorum elime. Sağdaki ipliğim üstte kalıyor. Alttaki ipliğim ile bakın şöyle bir alttan ipliklerimi çaprazlandırıyorum. Yani bir halka oluşturuyorum ve oluşturduğum halkanın içerisinden sol elimle ipliğimi çekiyorum. Sağdaki ipliğim gergin duruyor. Nereye kadar çekmek istiyorsam o ipliğimi yukarıya kadar çekiyorum. Aynı şekilde her ipliğe iki kez düğüm atıyorum. Sırayla ipliklerimi alıyorum ve her ipliğe sırayla iki kez düğüm atıyorum. Sarma düğümle dizi oluşturuyordum dediğim gibi arkadaşlar. Bu ipliğimizi nasıl şekil vermek istiyorsam o şekilde tutarsam doku oluşturabiliyorum bu ipliğim ile. Şimdi bir sonraki ipliğimi tekrar aldım. Düğümleme yöntemim aynı. Alttan bağlıyorum ve aradan geçiriyorum. Bir. Tekrar aynı şekilde. Sağdaki ipliğimi ne kadar gergin tutarsam düğümlerimin görüntüsü o kadar muntazam olacaktır arkadaşlar. Her ipliğe sırayla ikişer tane düğüm atıyorum. Sırayla bütün ipliklerimi ikişer düğüm olacak şekilde ördüm, tamamladım. Her ipliğime ikişer tane düğüm atarak düğümlerimi tamamladım ve bir dizi oluşturdum. Makromedeki modellerin esas temelini oluşturmaktadır bu düğüm tekniği. Nasıl şekil vermek istiyorsanız bu tür bağlama yöntemleriyle istediğiniz şekli uygulayabilirsiniz. Bir üçgen oluşturmak istiyorum sizlere. Bir de onu göstermek istiyorum verev sarma tekniğiyle. 8 adet hazırlık düğümü atmıştım. Dördünü bir kenara. 1, 2, 3, 4. Diğer dördünü de diğer kenarda tutuyorum. Öncelikle sol taraftaki ipliklerimle bir verev dizi oluşturacağım. Dediğim gibi sabit olan ipliğim, en kenardaki ipliğim sabit olan ipliğim. Sol elimle tutuyorum ve nereye şekil vermek istiyorsam, nasıl bir şekil oluşturmak istiyorsam o yönde gergin bir şekilde ipliğimi tutuyorum. Diğer ipliklerim ile ikişer adet düğüm atarak düzgün gözükmesini sağlıyorum. Başlıyorum. En kenardaki ipliğimi sol elime aldım. Verev bir, şöyle bir üçgen oluşturmak istiyorum. Aynı
Üstten alıyorum ve alt noktadan çıkarıyorum ipliğimi. Bakın şöyle istediğimiz şekilde bir verev sıra oluşturdum sarma yöntemimle. Bu dizeler arkadaşlar bazen tek sıra halinde yapıldığı gibi bazen de birkaç tanesi yan yana birbirine paralel olarak çalışılır. Üzeri sarılmış olan bu dizeler, bu net çizgilerimiz desenlerimizi belirlemekte. İsterseniz bu iplikleri renkli olarak da kullanabilirsiniz. Böylelikle desen özelliğine göre zaman zaman yerleri değişeceğinden renkli desenler de ortaya çıkmakta. Ben şimdi bu verev dizemizi iki sıra halinde çalışacağım. İlk sıramı tamamladım. Tekrar aynı şekilde hemen orta kısımdan gene en dıştaki ipliğimi üste tutuyorum ve aynı yöntemden sırayla ipliklerimi alttan alıp bir düğüm atarak ikinci paralel dizemi oluşturuyorum. Çizgimi oluşturuyorum. Her ipliğimden ikişer tane düğüm atıyordum. Son ipliğim. İki sıra halinde çalıştım. Şimdi diğer tarafa, diğer kenarda kalan 4 çift ipliğimi iki sıra halinde çalıştım. Dediğim gibi tek sıra halinde de çalışabilirsiniz. Birkaç sıra halinde de çalışabilirsiniz bu dizelerimizi. Bunlar bizim desen çizgilerimizi oluşturmakta dediğim gibi. Şimdi diğer taraftaki ipliklerimi de aynı şekilde soldan sağa doğru verev bir çizgi oluşturacağım. Gene en dıştaki ipliğimi sağ elime alıyorum. Gergin olacak olan ipliğim, sabit ipliğim ve sırayla diğer ipliklerim ile ikişer adet düğüm atıyorum. İpliğim altta kalıyor. Alttan geçirdim, bir düğüm attım ve yukarı doğru sıkıştırıyorum. Verev dizelerimi oluşturdum. Bugün sizlere arkadaşlar makrome düğüm tekniklerimizden olan sarma düğüm tekniğiyle yatay dize ve verev dizi oluşturma yöntemini gösterdim. Bir sonraki videomda bu verev dizelerin arasında istediğiniz şekli uyguladıktan sonra ortada kalan ipliklerimizi, ortada bulunan ipliklerimizi nasıl şekil vereceğimizi, hangi yöntemleri kullanacağımızı göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerim için zil işaretini açmayı Ayrıca beni unutmayınız. desteklemek Ayrıca için videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana destek sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.